Merhaba canlarım. Geç oldu. Hırvatistan tur atladı penaltılarla. Ben şimdi size gece yarısından sonra kırmızı noktalı iki tane fıkra anlatacağım. Yok canım, kırmızı dediyse böyle kıpkızılı fıkra değil ya. Yani kırmızı noktalı sayılabilir. En azından 13 yaşından küçükler dinlemezse daha iyi olur. Diyeyim. Canlarım benim. Ha bir de ilk fıkramla ilgili sakın ola bizim ülkemizle ilgili bir bağdaştırma yapmayın. Anlatacağım o fıkranın Türkiye ile hiç ilgisi yok. O sultan çok eski sultanlardan bir tanesi. Efendim, evvel zaman içinde, eski zaman içinde öyle mi başlardı? Develer tellal iken, pireler berber iken. Benim dedeciğim, ondan sonraki dedecilerimin, torun dedeciklerimin beşiklerini tıngır mıngır sallar iken. Çok eskiden yani. Sultanın biri varmış bir ülkede. Ülke elbette ki bizim bu Orta Doğu ülkelerinden biri olsa gerek yani. Bu taraflardan bir tanesi. Osmanlı değil canım. Sultan dediysek padişah derdik biz de o zaman herhalde. Neyse. Bu sultan o kadar çok savaşmış, o kadar çok savaşmış, o kadar çok masraf etmiş, o kadar çok saraylar yaptırmış kendisine vergi toplamak zorunda kalmış. Çağırmış adamlarını. Demiş ki şurada gidin. Sarayın köşe başında bir yere bir tane adam koyun. Gelenden geçenden vergi alsın. Emredersin sultan demişler. Adamı koymuşlar. Adam gelenden geçenden sultanımız vergi istiyor diye vergi almış. İtiraz eden hiç yok. Kuzu 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 vermişler parayı Tarkan'ın şarkısındaki gibi. Ne, nasıl gidiyor demiş sultan. Efendim demişler hiç itiraz etmiyor. Peki o zaman vergiyi iki misli artırın demiş. Adam iki misli vergi almaya başlamış. Vatandaş, ahali, vatandaş değil tabi o zaman, vatandaş ne arasın? Ahali, sultanın kullarında hiç ses yok. Ödüyorlar paraya. Beş misli isteyin demiş. Bu şerefsizler demek ki bu kadar sessiz, sakin. Beş misline çıkmış abi vergiler. Ahalide tık yok. Sultan yürütmüş bu sefer de demiş ki ulan yani bir gün benim ülkem bir işgal edilse bunlar demek ki düşmanla savaşmayacaklar. Hemen teslime çeker kendilerini. Dur bakayım demiş ya şunları bir daha deneyeyim. Demiş ki sadrazamı adama git söyle. Yanına bir kişi daha alsın. Vergiyi 10 misli arttırsın. O adamın da eline bir tane kocaman bir sopa versin. Birisi vergi alsın ötekisi sopalasın bu namussuzları. Aynen öyle olmuş. Birisi gelen geçenden vergi alıyor, öteki adamlara basıyor sopayı. Biri alıyor parayı, öteki basıyor sopayı. Çıt yok abi. Hiç çıt yok. Kuzu. Bildiğin kuzu. 10 misli demiş arttırın vergiyi. Sopaları iyice kalınlaştırın. Sopa iyice kalınlaşmış. Vergi 10 misli artmış. Ne itiraz eden var, ne bir şey söyleyen var. Sanki padişahın kulları değil, kıçının kılları namussuzlar. O kadar sessiz ve sakinler. Ya padişah demiş ki, ya bu nasıl şey demiş ya, bu nasıl ahali ya. O zaman demiş, birisi para alırken, ötekisi bunları sopayla döverken, bir tane de çok iri yarı birisini gönderin, o da demiş, hepsini birer birer becersin. Emredersin sultanım demişler. Biri dövüyor, biri parayı alıyor, öteki beceriyor. Biri parayı alıyor, öteki dövüyor, öteki beceriyor. Hiç çıt yok. Merak etmiş padişah. Çağırın lan şunları demiş sarayımın önüne. Çağırmışlar sarayın önüne ahaliyi. Çıkmış balkonuna. Demiş ki, yahu merak ettim siz nasıl insanlarsınız ya. Ulan vergileri arttırdım. Dayak attırıyorum. Bir de sizi becerttiriyorum. Hiç mi itirazınız yok yahu demiş. Arka sıradan ufak tefek bir serini kaldırmış. Söyle bakayım demiş itirazın ne? Sultanım demiş. Yani şu bizi beceren sayısını ikiye çıkarsan da demiş. Çünkü çok kuyruk oluşuyor canımız sıkılıyor. Vallahi ben. Allah aşkına ne olursunuz başıma iş açmayın. Hiç kimseyle ilgisi yok. Türkiye'de böyle bir şey olmadı zaten olmaz. Zam yok maşallah fiyatlar kaç senedir aynı. Vergiler deseniz hepsi aynı. İçkiye bile zam gelmiyor son zamanlarda. Yani güzel bir ülkede yaşıyoruz. Kıymetini bilelim ülkemizin. Arkadaşlar neyse. Bu arada ikinciyi de söz vermiştim. İkinci olmuş, yaşanmış bir olayı fıkraya bağlayacağım.
2004 senesi olması lazım. Bizim Sayın Başbakanımız, dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah Gül Avrupa'da, Avrupa Parlamenter, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin başbakanları ve devlet başkanlarıyla dikdörtgen bir masa etrafında buluşmuşlar. Tam üyeliğe geçiş müzakerelerini konuşuyorlar. Erdoğan tabi biliyorsunuz sadece ana dilini biliyor. Türkçe, İngilizce falan, yabancı dil hiç bildiği yok maşallah olsun. Fakat büyükelçilikten almamış da tercümanı, Amerika'dan getirtip milletvekili yaptı, sonra da bakan yaptı. Bakara makaracı var ya, Egemen Bağış da başbakanın tercümanlığını yapıyor. O sırada konuşmalar olurken tabii Egemen Bağış tercüme ediyor. Egemen Bağış bir tercüme yaptığı sırada o dönemlerde Dünya Ticaret Örgütü'nün Cenevre'de Türkiye'yi temsil eden, büyükelçi düzeyini temsil eden, daha sonra MHP milletvekili olan rahmetli, yine rahmetli Osman Bölükbaşı'nın oğlu Deniz Bölükbaşı yerinden kalktı, Egemen Bağış'ın yanına gitti. Kulağına bir şeyler söyledi. Belli ki Egemen Bağış tercümeyi yanlış yaptı. Nereden? Oradan aldığı şeyi, dinlediğini başbakana yanlış tercüme etti. Gidip onu söyleyince bu sefer böyle böyle yaptı Egemen Bağış. Ben de televizyonda izliyorum orada. Dikkatle izliyorum çünkü televizyon canlı yayınlıyor. Egemen Bağış bu sefer başbakanın kulağına elli böyle huni gibi yaptı. Bir şeyler söyledi. Recep Tayyip Erdoğan'ın surat oldu kıpkırmızı. Öfkelendi. Demek ki Egemen Bağış daha önce Avrupa Birliği üyesi ülkelerin birinin başbakanına söyledikleri tatsız bir şeydi ki onu Recep Tayyip Erdoğan'a yumuşatarak söyledi tepki koymasın diye. Deniz Bölükbaşı olayı fark edince hemen gitti, işi düzeltti. Tabii Egemen Bağış mecbur kaldı doğruyu tercüme etmeye. Başbakanın surat oldu bir karış. İşte o zaman arkadaşlarla beraber izliyorduk. Geçmiş zaman kimdi bilmiyorum. Gerçekten çok mükemmel İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça ve hatta kısmen de Çince konuşan bir dostumuz. Çok değerli bir dostum. Hatta benden de en az 10 yaş genç bir dostum. Kardeşim daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Dedi ki bir ülkeyi yöneten başbakan ya da cumhurbaşkanı, hatta bugünkü küresel dünyada bakanlar mutlaka en azından internasyonel bir dil olan İngilizceyi bilmeliler. Bilmezlerse işte böyle çok zor dedi. Ben de onlara bir fıkra anlattım. O fıkrayı şimdi sizinle paylaşacağım. Efendim gençler, tarih kitaplarından bilirsiniz. Hani Rus kraliçesi Katerina vardı. Şey olarak bilirsiniz siz onu. Bizim Baltacı Mehmet Paşa'nın hani Agani giy, sakali giy diye biliyoruz ya. Hani deriz hatta ulan Rus ordularını Prut Bataklığı'na sıkıştırmışken Baltacı Mehmet Paşa uçkurunu düşünüp kadınla bir gece beraber olmuş, Rus ordularını bırakmış. Öyle anlatılardı bize. Öyle bilirdik. Tabii öyle değil de biz öyle bilirdik. Şeytanlık işimize gelirdi delikanlıyken öyle bilmek. Neyse işte o Katerina genç, henüz çok genç bir prenses. Çok yakışıklı, genç, kendi yaşlarında bir teğmene aşık oluyor. Bir gün teğmene diyor ki, beni evine davet etmeyecek misin teğmen diyor. Majesteleri şeref verirsiniz, onur verirsiniz diyor. Ve alıyorlar beraber, tabii o zamanki lüks paltona biniyorlar. Teğmenin mütevazı evine gidiyorlar. İçeri giriyorlar baş başa ikisi. Teğmenin odasının, mütevazı odasının duvarlarında sıra sıra genç ve çok güzel kız fotoğrafları, kadın fotoğrafları. Prensesin dikkatini çekiyor. Bunların hepsi Rus mu diyor. Hayır kraliçem diyor. Bunların hepsi farklı uluslardan. Danimarkalısı var, Finlandiyalısı var, İsveçlisi var, Norveçlisi var, Polonu var, Çeki var falan filan sayıyor. Ukrayna var işte, sayıyor hepsini. Çok ilginç. O kadar dili biliyor musunuz diyor. Hayır diyor, sadece Rusça biliyorum. Peki nasıl anlaşıyorsunuz bu kadar kadınla kızla diyor. Teğmen son derece zeki, kurnaz ama hatta biraz da seksi bir gülüşle başını önüne eğiyor. Belinin altına doğru bakarak tercüman aracılığıyla prensesim diyor. Ve çıkıp gidiyorlar. Aradan yıllar geçiyor işte. Katerina oluyor. Bildiğiniz ünlü Katerina oluyor. Ünlü Prens Potemkin'le beraber
hayat yaşıyor falan filan. Neyse oralarını uzun geçelim. Yani bildiğiniz orospu aslında kraliçe falan ama bildiğiniz orospu ya. Neyse yaşlanıyor. Yaş 65'e falan geliyor kraliçenin. Belki hatta 70. Eskiden evini ziyareti Teğmen'de, o da 70 yaşlarında. Fakat artık general olmuş. Bir gün gideyim şu generalim diyor, kıtasını, tümenini teftiş edeyim kraliçe Katerina ve gidiyor. Bakıyor tabi. Saçlar dökülmüş. Hafif göbek yapmış Teğmen. Teftiş sonrası generalin kulağına eğiliyor kraliçe Katerina. Teğmen diyor. Tercümandan ne haber? Kraliçem diyor. Ana dilini bile unuttu. İşte ben bunu anlatınca demiştim ki ya bırakın. Hiç olmazsa bizimkisi ana dilini biliyor. Türkiye'de yetiyor ana dil. Türkiye'de. E dışarı gidince de o bilir o hangi tercüman aracılığıyla anlaşacağını. Abi yıllardır, yıllardır Sayın Cumhurbaşkanımız yurt dışındaki görüşmelerin hiçbirisinde Allah tarafından tercüman kullanmıyor da şeyi kullanıyor işte. Yani bizim Türkiye'den gidenleri kullanıyor. Canlarım benim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.